Bülent Edirneli'yim. İsmim Bülent, soy ismim Öz. Buranın yerlisiyim. Yaklaşık 51 yıldan beri burada doğdum, burada büyüdüm. Tava ciğer hakkında herhalde bir soru sordunuz da. Evet. Ben Edirneli olarak inanın çok uzun yıllardan beri tava ciğeri maalesef yiyemiyoruz. Yani tek başımıza da çıktığımızda bir türlü boğazımızdan da geçmiyor. Evliyim. Bir kızım, bir oğlum var. 5 tane de torunum var. Bunlarla çarşıya çıksak yaklaşık 300 liraya olan bir ciğeri nasıl yiyeceğiz ki? Bir Edirneliyim ben, yani yerlisi olarak bile çok uzun yıllardan beri henüz daha yiyemedim. Sadece ciğerle ilgili de biliyorsunuz festival var şu anda. Festival var, ben merkezdeyim. Ancak işte bir akşam bir yarım saat 40 dakikalığına kadar gittik. Yani sarı içinde bir kilo etin 2000 lira olduğu, bir çocuk oyunlarının 100 TL olduğu, bir top dondurmanın 50 lira olduğu yerde asgari ücretle çalışan ne yapabilir ki? Üstelik bir de işsizim de. TYP'den bir 9 aylık programa katıldım. Maalesef program 30 Haziran'da sona erdiği için şu anda da işsizim. Ve üstelik %81 de engelliyim. Yani ya, ülke böyle, gidişatı böyle. Yapılacak herhangi bir şey de yok herhalde. Kerim Tüfekçi. Ne iş yapıyorsunuz abi? Ben emekliyim, simit satıyorum. Ülkenin genelinde Edirne ciğeri meşhurdur. Ve şu ekonomi krizden dolayı maalesef yerli halk ciğer yiyemiyor. Buranın bir şansı var. Bulgar ve Yunan geliyor. Ekonomi onların üzerinde yürüyor Edirne'nin. Emekli maaşları bugün 10.500 liradır. 12.000, 13.000 civarında oldu. Emekli bir insanın. Emekli diye ev dahi kira vermiyorlar. Suriyelilere ev var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına ev yok. Bugün şu ekonomi gitmiş, Türkiye gitmiş. Yani ciğer yiyecek bir şey yok insanlarda. Ekonomi durumu iyi olanlar var. Bu ülkede yaşayan var, yaşamayan var yani. Bir kısım ölüdür, bir kısım yaşıyor. Azınlık yaşayandır, çoğunluk ölendir. Maalesef ülkemiz bu hale geldi. En son ne zaman yediniz, hatırlıyor musunuz tavacıya? Ya en son ben bir ay önce yedim. Ayda bir kere, o da bahis alırsak, torunlardan kalırsa yeriz. Yoksa alıyoruz, evde kendimiz yapıp yiyoruz. Açık konuşmak lazım. Onda tavuk ciğerini yiyoruz, dana ciğerini yiyemiyoruz. Ben bak 40 senedir simit satıyorum. Bir leva 90 kuruştu. Ben simit vermiyordum Bulgarlara. Bugün 18 lira bir leva. Kaç simit yapıyor? Şöyle diyeyim, 15, 2 simit yapıyor. Artı 3 lira da atıyor. Bak giyimime, kuşanma bak. Ben 10.500 lira alıyorum. 10.500 lira alıyorum. Şu anda 13.000 oluyor. 1,5 lira daha aşağı bir pantolon alamazsın. İkinci elde almaya başladık. Yani ben sıfır elbiseyi alırken ikinci ele düştük. Edirneliyim efendim. Edirneliyim. İsmim Ceyhan, soy ismim Ceylan. Kaç yıldır burada? Doğma büyüme burası efendim. Buranın da bir tava ciğeri meşhur. Ya abi düne kadar yiyorduk da şimdi bu en son internetlerde görüyoruz. 300 lira olmuş, 300 liraya geçmiş haliyle. Ama ayda yılda bir kere, 2 ayda bir, 3 ayda bir kere bir sevdiğimiz abimiz var, böyle güzel temiz yapıyor. Ufak bir yer yani, meşhur olan bir yer değil yani, anlatabildim mi? Az ciğer mümkün olduğunca yemeye uğraşıyorum hani, tatmak adına az da olsa. Daha çok buraya Edirne dışından gelenler, ünlü bir ciğerci var orada, çok kuyruk oluyorlar. O da şeyle meşhur olmuş, garnitürüyle. Çok garnitür verdiği için. O şekilde yani. İnternette görüyoruz dediniz. Önünüzden mi geçemiyorsunuz? Niçin böyle? Artık yaklaşamıyorsunuz. Evet evet, kesinlikle. Kesinlikle, kesinlikle. Arfiyen katılıyorum. Önünden bile geçemiyoruz, yaklaşamıyoruz. Sonuna kadar. Şu an 52 yaşına gireceğim. Doğum günüm yarın benim. Emekli oldum 33,5 yılda. Yani 25 yılın üstüne 8,5 yıl fazla prim ödedim. Şu anda emekli maaşım çok kötü. 10 lira maaş alıyorum. Hani fazla prime, fazla maaş vardı. Yok öyle bir şey. Ağır sanayide çalıştım. Ondan dolayı maaşım yükselecekti. Yok öyle bir şey.
Şu anda benden küçük 25 yılda olan ufak birisi benimle aynı maaş alıyor ve benimle dalga geçiyor. Sen de mi emekli oldun diyor. Düştüğümüz hale bakar mısınız? Bir leva 18 lira olmuş. Hani adamın yere düşen levası Türk parasına karşı 18 lira. Bizim 1 liramız hiçbir alım gücü yok. Sakız bile alamıyorsun artık. O kadar yani gerek Bulgarlar gerek Suriyeliler hani Türkiye'yi çok rahat yaşıyorlar. Hani bir muhabbet var. Ülkemiz diyor Bulgarlar için AVM, Suriyeliler için doğumhane falan filan yani yazıklar olsun yani gerçekten. Yani o kadar sene bir emekli olmayı düşündüm. Emekli olduktan sonra da öyle bir kötü zamana denk geldim. Balonla uçmayı düşünüyordum. Bende biraz adrenalin merakı var. Geçen gün bir arkadaş atmış WhatsApp'tan 9850 lira olmuş. Yani ben emekli maaşımı bir balon turuna vereceğim. Yani hayallerimi bile bitirdiler yani.